Ali Kara Hasanoğlu 19 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı Davutoğlu'nun bindiği uçak kokainle yakalanmış Durun canım kızmayın hemen Kokainin sahibi Davutoğlu değil Davutoğlu sözün sahibi Kendisinin de bindiği devlete ait bir uçak Bunu kendisi beyan ediyor Burası çok önemli Altını çizerek yazmış olalım Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde ıskartaya çıkarılıyor. Sonrasında Türk Hava Kurumu'nun uçakları gibi boş boş durmasın diyerek satışa çıkarılıyor. Şimdi bir iş adamına dersem adamı tanımıyorum. Onun içinde iş adamı demiyorum. Parası olan herkese iş adamı denmez, denilmemeli çünkü. Uçağa bir kişi satın alıyor. O bir kişi Uçak taşımacılığı yaptığını iddia ediyor. Bu arada bir İspanyol'a uçağı bir seyahat için kiralıyor. Bunlar kendisinin anlatımı. Doğrudur, yalandır, sorumlusu kendisi. Zaten doğru olmadığına kanaat getirilmiş ki tutuklanmış. İspanyol turistin seyahati sırasında uçakta kokain bulunuyor. Uçak devletten çıkmış, satılmış devlette şu makamda bu makamda kişilerin makam araçlarının binlercesinin satıldığı gibi. Şu kişi almış bu kişi almış. Mülkiyet geçtikten sonra o ulaşım aracında yaşanan olaylardan eski malikin bir sorumluluğu olabilir mi? Bunu cevaplamanız için profesör olmanıza, stratejik derinlik kitabının yazarı olmanıza, bu kitabınızı 77 dile çevirerek bastırmış olmanıza gerek yok. Hayatında köyünden dışarı çıkmamış olan Hayri amcaya sor. Sen eşeğini bana satarsan, ben o eşek üzerinde kaçak bir şey taşırsam sen sorumlu olur musun diye. Hayri amca cevap verir. De git oradan, aklını mı yitirdin sen? Ama bu ülkede başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu, gözünü öyle bir hırs bürümüş ki, çıkmış basın toplantısı düzenlemiş. Basın toplantısında gözümü yaşartan iki olaydan birisi diyerek anlattığı şey de şu. Üzerinde ay yıldız olan bir uçak kokainle yakalandı. Ve bu ülkede bu gündem olmamışsa eğer, bu ülkede bu gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, Cumhurbaşkanı sesini kesmişse, hiç kimse milli haysiyetten ve onurdan bahsedemez arkadaşlar. O uçak satıldıktan sonra da Ay Yıldız taşıyorsa onun anlamı Abdullah Öcalan'ın taşıdığı kimlikteki Ay Yıldız'dan öte bir şey olamaz. Tecavüzcü şu şahsın, bu şahsın taşıdığı kimlikteki Ay Yıldız'dan başka bir önemi olamaz. Teröristin ve tecavüzcünün suçunu kimliklerindeki Ay Yıldız'a mı yükleyeceğiz? Bu kadar mı düştün Sayın Davutoğlu? anlamıyor musun? Yoksa kafayı mı yedin? Dün sosyal medyada onlarca değişik örnek veriliyor. Arabanı satsan, sonra o arabayla uyuşturucu taşınsa, örneğinden başlayın. Evini satsan, hatta kiralasan, sattığın evde veya kiraya verdiğin halen senin mülkiyetinde olan evde uyuşturucu imal edilse, şu ahlaksız iş yapılsa, bu suç işlense eski malik veya kiraya verdiği halde şu anki malik mi sorumlu olur ki Ahmet Davutoğlu'nun ağzından hiç kimse milli haysiyetten ve onurdan bahsedemez arkadaşlar cümlesi çıkabiliyor ve kendisini dinleyen partililerde bu ne saçmalıyor diyeceklerine bir de bu cümleyi alkışlıyorlar hangi gelecek partili isme sorayım televizyon ekranlarına çıkıp ekonomi konusunda bilgiç bilgiç konuşan İbrahim Mustafa Turhan'a mı? Düne kadar Tayyip Erdoğan'ın peşinde dolaşırken birdenbire Erdoğan düşmanı olan Selçuk Özdağı mı? Anayasa profesörü Serap Yazıcı'ya mı? 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı koltuğunda oturup halkı sakin olmaya davet ederek Kime hizmet ettiğini bir türlü açıklığa kavuşturmayan Selim Temurciyemi. Tamam buldum. Parti sözcüsü Serkan Özcan'a soralım. Buyurun cevaplayın Sayın Serkan Bey. Türk CDS'i kaç puan? Pardon ya ben de kafayı yemeye başladım. Serkan Bey'i televizyonlarda izlerken CDS ne kadar önemli bir şeymiş de ben onlarca yıldır CDS'ten habersiz yaşamışım diye kendime hayret ediyordum. Şimdi onun etkisiyle sormuş oldum. Türk CDS'i kaç puan diye. Serkan Bey dört ay önce paylaşmış. CDS'ten bize ne diyen en hafif tabirle söylüyorum kara cahildir. O zaman kara cahilliğimizi açık etmeyelim. CDS'i unutup Serkan Bey'e soralım. Ay yıldızlı uçaklarla ay yıldızları da silinmemişken Ankara'da polis özel harekat bombalandı. Şimdi ortağınız olan altılı masa KHK'lıları göreve iade sözü veriyor. Ne dersiniz bu işe? Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama köyünden dışarı çıkmamış Hayri amcaya haksızlık etmeyelim. Hırs insanı deli eder. Gözünü karartır, aklını başından alır. Bu bir bilgi eksikliği değildir. Bu bir şeytani haslettir diyelim. Davutoğlu'nun kendisine soralım. Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum diyerek başlayıp milli haysiyetle bitirdiğin konuşmanda satılmış bir uçak dolayısıyla utancından bahsediyorsun da ABD'nin oyununa gelerek esedi deviriyoruz diyerek küçük de olsa payın olan Suriye'deki istikrarsızlığın sonucunda Taksim'e gelenlerin patlattığı bombada ölen altı kişi için bahusuz iki çocuk için gözyaşı akıtıp bunda benim de bir küçük sorumluluğum var utancı yaşadın mı? Davutoğlu Türkiye'nin en çapsız dışişleri bakanıdır. Hakaretini sana reva gören Kemal Kılıçdaroğlu'yla ittifak yapmaktan seni başbakanlık koltuğuna oturtan Tayyip Erdoğan'ı CHP ile birlikte yıkmaya çalışmaktan utanç duydun mu? Erdoğan'la birlikte siyaset yaparken senin için stratejik takos hakaretini manşetinden yapan Sözcü gazetesinin şimdi senin her açıklamanı birinci sayfalarından överek vermelerinden utanç duydun mu? Devam edemeyeceğim. Allah hepimize akıl fikir ihsan eylesin. Hırsla gözümüzü kör etmesin. Üç kuruşluk dünyada makam mevki peşinde koşturmasın. Hele hele oturduğumuz koltuklara tekrar oturabilmek için bize o koltukları altın tepsi içinde ikram edenlere ihanet etme yanlışına düşürmesin. Amin. Amin. Amin.